Aslı çok güzel oldum. Şey harika olmuş. Tam istediğim gibi. Gel. Selda teyzeciğim, Aslı'yı tanıyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Aslı, Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Evet. Aa, şaşırdım. Ne zaman oldu bu? Volkan uzun zaman gizemli sevgilisini hepimizden saklamayı başardı. Fakat biz de yeni tanıştık zaten. Aslı aynı zamanda sizin aşçınızın da kızı. Öyle değil mi? Öyle. Volkan'ı size gidip gelirken tavladı herhalde. Volkan'cığım biraz sen anlatsana. Nasıl tanıştınız mesela? Çağla, yeter. Aslı, Volkan'ın değil. Benim sevgilim. Aslı iyi misin? İyiyim, sağ ol. Ya o iki salan senin ne işi ne? Erkek arkadaşımın eski sevgilisi. Onun yanındaki de onun yeni erkek arkadaşı mı? Hayır, o da Burak'ın düşmanı işte. Aşkım.
İyi misin? İyiyim, sağ ol. Çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Banu, iyi ki o an yanımdaydın. Çok sağ ol. Sorun değil. Yalnız o kızı bir daha görürsem bu sefer affetmem. Ya böyle tiplere ciddi alerjim var. Gerçi sen de fena sayılmazdın. Niye tokatladın kızı? Hak etti ama. Neyse, ben derse gidiyorum. Görüşürüz. Ben de geliyorum. Konuşmamız lazım. Ben de kaçtım o zaman. Haberleşiriz. Tamam. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Olmaz Burak. Dersi kaçırmak istemiyorum. Aslı! Biraz daha iyi misin? Evet, sağ ol. Biraz konuşabilir miyiz? Olmaz Burak. Tamam, beraber gidelim. İstemiyorum Burak. Aslı! Burak, bırak kolumu. Bu mu yani? Bu kadar kolay mı? Benim için de kolay değil. Ama ikimiz için de en doğrusu bu. Kime göre? Benim için tek bir doğru var. O da sensin. Ya beni ne kadar değiştirdiğini, seni ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Ya ben senin sayende bambaşka biri oldum ve çok mutluyum. Benim için tek doğru olan şey de bu. Bana söz verdin Aslı. Ne olursa olsun yanımda olacağına dair bana söz verdin. İlk öpüşmemizi hatırlıyor musun? Öncesinde sana söylediğimi, beni tekrar masallara inandırma, tutamayacağın sözler verme demiştin. Ben de karşıma ne çıkarsa çıksın, tüm dünya üzerime de gelse sana bunları söylemeye devam edeceğimi söyledim. Lütfen Aslı, bizi kaybetme. Ben seni çok seviyorum ve seni asla bırakmayacağım. Bu o kadar basit değil Burak. Seni asla bırakmayacağım Aslı. Ailemle, annenle ne kadar ciddi olduğumu görecekler. Ne işimiz var burada? Canım. Rahat ol. Nasıl rahat olayım? Bu evden nasıl kovulduğumu hatırlamıyor musun? Bunların hepsi geçmişte kaldı. Hadi içeri girelim. Yok, ben ailenle karşılaşmaya hazır değilim. Annemler evde değil ve bu gece de gelmeyecekler. O yüzden lütfen rahat ol. Hem bu evle ilgili de kötü anlarını sil. Çünkü burası bizim için çok özel. Evet, çok özel. Tekneyi saymazsak beni ilk burada öptün. Bu benim ilk öpücüğümdü. Bu evde bana açıldın. Bana yemek yaptın. Evet. Güzel anlardı. Tamam. Hazırım. Sana güveniyorum. Zaten sen beni üzecek hiçbir şeye izin vermezsin. Gerçeklerle yüzleşme vakti. Hem de aşkımızın başladığı yerde. Burada başladı, burada bitecek. Neden buraya getirdin? Çünkü burası bizim en özel yerimiz. Bir şey mi oldu?
bir şey olmuş. Bana karşı dürüst olur musun lütfen? Dürüstlük mü? Bunu sen mi söylüyorsun? Anlamadım. Bırak bu masum tavırların aslı. Ne demek bu Burak? Yalanlarının sonuna geldik demek. Ne yalanı? Bana söylediğin yalanları. Burak, ben sana hiç yalan söylemedim. Biliyor musun? Ben seni gerçekten çok sevmiştim. Sana güvendim, inandım. Bana bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl? Senin için her şeyi göze aldım ben. Ailemi karşıma aldım. Ama sen? Yazıklar olsun sana be. Burak, ne diyorsun sen? Söyle. O kadınla işbirliği yapıp beni nasıl aptal yerine koyarsın sen Aslı? Hangi kadınla? Hala gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorsun. Burak, hangi kadınla? Açık açık söyle bana. Volkan'ın annesi Başak'la. Şimdi anladın mı? O yılanla nasıl birlik olup beni aptal yerine koyarsınız? Bana nasıl bir iftira attıklarını bilmiyorum. Biri bizi ayırmak için, birbirimizden kopalım diye bir yalan söylemiş. Sen de buna inanmışsın. Sana olan sevgime, bu zamana kadar çektiğim acılara yazıklar olsun. Bir de beni buraya kadar çağırdın. Sırf benimle konuşmak için anneme bile yalan söyledin. Senin söylediğin yalanların yanında benimkileri çıkalır. Buraya kadar. Oyun bitti. Gonca, Aslı'yı cama getir. Aslı. Sıkıldım ben. Sen bir gelsene benimle. Nereye ya? Ya bir çok soru sorma. Gel bırak onu. Çok yedin. Kendin diyorsun. Yedi ondan sonra bırak. Ama çok yedemedim. Aslı! Seni çok seviyorum. Beni affet. Git buradan Burak. Yemin ediyorum polis çağırırım. Kanka. Kanka gördün değil mi? Bana güldü. Gördüm kanka. Böyle güldü. Çok romantik değil miydi? Kim bilir ne kadar uğraşmışlardır. Kaç saat, kaç tane mum. Ya yok, ben kızamıyorum Burak'a, yapamayacağım. Kız Gonca. Burak kız. Of iyi ya, tamam ya, tamam kızıyorum. Var ya ben şu anda Burak'a çok kızıyorum. Öyle böyle değil, çok kızıyorum şu anda. Unuttun galiba bana yaptıklarını. Ya unutmadım. Aslı... Haklısın sen ya. Ay hemen iki romantik bir şey görünce. Evet ya. Öyle benim arkadaşımı o kadar böyle kırıp da 3-5 tane mumla mı gönlünü alacaklar? Heh, hiç de bile. Var ya daha çok çalışmaları, daha fazla, daha romantik şeyler düşünmeleri lazım. İşte böyle.
güzel düşünmüş değil mi? Aslı bırak ya. İyi düşünmüş olabilir. İyi düşünmüş olabilir ama hiç normal zamanda böyle şeyler yapılmaz zaten. İlla ki bir şey olur ancak o zaman sıkışınca yani. Haklısın. Evet, biz öyle hemen indirmeyelim yelkenleri. Ya arkadaşım ye. Bak ben eminim yarım saat içinde etkisini gösterecek. Aslı, bu valiz ne? Sen yarın gitmiyor muydun? Hayır, benim uçağım bugün. Burak duymasın diye herkese yarın diye söyledim. Bana bile mi söylemedin Aslı? Ya ne bileyim ağzından kaçarsın diye işte. Aslı ama ben kendimi yarına göre hazırlamıştım. Şimdi ben sensiz ne yapacağımı söyler misin? Bak yapma böyle Gonca. Hem düğününüze yetişeceğim. Söz veririm. Sen benim düğünüme gelme var ya, ben evlenmem. Aslı. Bak arkadaşım, emin misin? Evet eminim Gonca. Aslı, keşke gitmesen ya. Şimdi ne yapacağız? Buraların tadı çıkmaz hiç sensiz. Gonca'ya iyi bak, tamam mı? Merak etme, gözüm gibi bakarım ben ona. Sen de dikkat et oralarda kendine. Bizi habersiz bırakma. Tamam. Hadi benim artık gitmem lazım. Bana bir taksi çağırır mısın? İnşallah gelmez taksi. Aslı, Burak şimdi çok üzülecek. Seninle gelmeyi kafasına koymuştu. En doğrusu bu Gonca. Yani ailesiyle arasını düzeltmesi gerek. Eğer benim peşimden gelirse ailesinin sırtını dönmüş olacak ve ben çok mutsuz olacağım. Haklısın canım. Ama sen gidince haber ver, tamam mı? Yani ne bileyim mesaj at, mail at, ne yapıyorsan yap ama haber ver sakın. İrtibatı kesme, tamam mı? Tamam, merak etme. Aslı seni seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum. İnanamıyorum. Ben onsuz ne yapacağım? Ya bak hayatım, sana söz veriyorum. Götüreceğim seni Paris'e. Hem de balayımızda. Gerçekten mi? Hı. Ya sen yeter ki kendini üzme. Aslı burada mı? Ya telefonlarımı açmıyor. Onunla acil konuşmam lazım. Aslı gitti Burak. Uçağı bugünmüş. Ne? Bugün mü? Ya nasıl olur ya? Onun uçağı yarın değil miydi? İşinden gitmemem için bana yalan söyledi ya. Kanka, ben yeni çıktı zaten. Yetişirsin. Dur, ben sana şey taksinin plakasını alayım. Alo. Ha, merhabalar. Gonca Pastanesi'nden arıyorum. Biraz önce gelen taksinin plakasını alabilir miyim acaba? Evet, ha. Hı. Tamam, teşekkürler, sağ ol. Al kanka. Erdem, ne yaptın sen?
Ya vallahi ne dersen de hayatım. Yani zaten Aslı da duramayacaktı ki yani kankamsız. 3 gün sonra çıkıp gelecekti. Hiç değilse boşu boşuna gitmemiş olur. Dönerdi değil mi? Canım benim ya, o kadar üzgün görünüyordu ki. Ama ne bileyim, yani bıraksaydık en azından kızcağız Paris'i falan görseydi değil mi? Ya ne olacak hayatım ya? Balayında hep birlikte gideriz. Süper olur, yine dördümüz. Gel buraya. Bu kadar da fazla ya. Aa, yapamayacağım ben galiba. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Abla, tanıyor musun Nuray'ı mı? Hayır, tanımıyorum abi. Devam edin. Seni seviyorum. Ya ne yapıyorsun sen? Deli misin? Aslı, seni seviyorum. Ya bırak peşimi, bırak, bırak. Aslı, ben sensiz yapamam. Ya bitti diyorum, bırak peşimi. Aslı. Kes abi, kes, kes, kes. Ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Sadece seni istiyorum. Burak, uçağı kaçıracağım. Aslı, ölürüm de seni o uçağa bindirmem. Anla beni. Sana olan sevgimin büyüklüğünü anla artık. Ya bunu ailem bile anladı. Ve artık ilişkimize onay veriyorlar. Bana yine yalan söylemiyorsun değil mi? Bir daha asla yalan yok. Sen benim başıma gelen en güzel, en tatlı, en huysuz, en inat şeysin. Sen benim diğer yanımsın. Hayatımın anlamısın. Aşkımsın. Aslı Koçar. Karım olur musun? Evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de şahitler ve misafirler huzurunda soruyorum. Siz Sayın Aslı Koçer, Burak Masaroğlu'nu kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Burak Masaroğlu, Sayın Aslı Koçer'i kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de şahitlik eder misiniz? Evet. Evet.
Ben de sizi eş ilan ediyorum. Mutluluklar. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Çok dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Birbirlerinden tamamen farklı, ayrı dünyalarda yaşayan iki insanı sizce bir araya ne getirebilir? Tesadüfler mi? Kesinlikle hayır. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Hele ki konu aşksa. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...